BTC Haber TV'den herkese selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız Kripto Bülten'le karşınızdayız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız içeriklerimize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası, enflasyondaki artış ve bu paralelde de oluşan yüksek faiz ortamı Luna krizi gibi gelişmelerden dolayı ağır darbe aldı. Yaşanan tüm bu gelişmeler piyasayı doğru bir şekilde takip etmemiz gerektiğini bir kez daha gösterdi. Şimdi gelin vakit kaybetmeden bu haftanın öne çıkan haberlerini birlikte inceleyelim. Paris Saint-Germain Japonya turu için biletlerini NFT olarak satacak. Fransız futbol devi Paris Saint-Germain bu ay Japonya'da hazırlık maçları oynayacak. Tam da burada NFT'ler işin içine dahil edildi. Hazırlık maçları için her biri 30 milyon yen, yani yaklaşık olarak 218 bin dolar değerinde NFT biletleri satılacak. NFT bileti alan taraftarlar stadyumun VIP odasına ve VIP partisine erişebilecek. Bu VIP partisinde Paris Saint-Germain oyuncularıyla da fotoğraf çektirmek mümkün olacak. Union Bank of India Metaverse'te bankacılığa başlıyor. Hindistan merkezi Union Bank of India, popüler Metaverse platformu The Sandbox'ta Metaverse Virtual Launch ve Open Banking isimli bir platform açtı. Banka buradaki alanda ilk olarak ürün bilgilerini ve videolarını sergileyecek. Bankadan yapılan açıklamaya göre ilerleyen dönemde ise buradaki sanal şubeyi dolaşan müşteriler, banka mevduatları, krediler, devlet sosyal yardım planları ve dijital girişimler ve benzeri birçok konu hakkında da bilgi alabilecek. Twitter, Elon Musk'a dava açtı. Son dönemin belki de en dikkat çeken konularından biri Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın alacağı haberi olmuştu. Konuyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Twitter yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı. Michael Saylor, Bitcoin'in gerçek değerini açıkladı. MicroStrategy CEO'su Bitcoin'e destek vermeye devam ediyor. Saylor, kötü enflasyon koşullarına rağmen Bitcoin'in gerçek değerinde olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan raporlara göre %9.1 ile rekor tazeleyen enflasyon oranı kripto para birimlerini de olumsuz etkiliyor. Fakat tüm bu olumsuz havaya rağmen MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'e inanmaya devam ettiğini dile getirdi. Celsius Network iflas başvurusunda bulundu. Kripto kredi platformu Celsius Network, kripto para piyasasındaki düşüşten etkilenen şirketler arasında yer alıyordu. Müşterilerinin para çekme işlemlerini geçtiğimiz ay durduran Celsius Network bu kez iflas başvurusuna bulundu. Kısa bir süre önce Aave ve Maker'a olan kredi borçlarını ödeyen Celsius Network, geçtiğimiz ay kripto para birimlerinde yaşanan aşırı düşüş sebebiyle para çekme işlemlerini ve bazı diğer işlemleri durdurma kararı almıştı. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işlerini istikrara kavuşturma ve tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkaran kapsamlı bir yeniden yapılandırma işlemini tamamlama fırsatının sağlanması için gönüllü olarak iflas başvurusunda bulunulduğunu belirtti. Disney Web 3 gelişimleri için Polygon'u destekleyecek. Son haberimiz Disney'den. Otomotivden sağlığa, bankacılıktan eğlence sektörüne kadar birçok alanda yer alan Web 3 vizyonu eğlence devi Disney tarafından da ele alındı. Disney, yenilikçi şirketlere destek projesi olan Disney Accelerator'da Polygon'a yer verdi. Şirketlerin gelecek vizyonlarının bir temsili haline gelen Web 3, Disney tarafından da destekleniyor. Öyle ki şirketin yenilikçi şirketleri destekleme programı olan Disney Accelerator, destek sunacağı 6 şirketten biri olarak da Ethereum Layer 2 çözümü Polygon'u seçti. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre Polygon, artırılmış gerçeklik, NFT'ler ve yapay zeka içinde yeni teknolojiler geliştirmek için desteklenecek. Kripto Bülten'de bu haftanın öne çıkan haberlerini sizlere aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.